tabii ifade ettiğimiz gibi geçen eğitim öğretim döneminden kalma bir sürü sorun sıkıntı hala ortada duruyorken bu eğitim öğretim yılına da büyük sorunlarla başlayacağız. Bunların en başında da ana dilinde eğitimin hala olmamasından kaynaklı milyonlarca çocuk bu eğitim öğretim yılında da kendi ana dillerinde eğitim göremeyecek. Bu eğitimi bu şekilde alamayacaklar. Tabii ki burada Türkiye'nin içinden geçtiği konjonktür ve dönem içerisinde yaşanan gelişmeler aslında siyasi iktidarın her geçen gün bu konuda adım atmak yerine var olan eğitim müfredatını, eğitim programını dahi daha ırkçı, gerici, tekçi bir yapıya bölündürmeyle ilgili bir çalışmasının olduğunu görüyoruz. Tayyip Erdoğan Almanya'da bir konuşması vardı, onu da hatırlatmak isteriz. Ana dil üzerinde Türkiye'den Almanya'ya giden çocukların kendi ana dillerini öğrenmesi üzerine kurduğu asimilasyon bir insanlık suçudur söylemini biz de hatırlatıyoruz. Türkiye'de de bugün bir asimilasyon süreci var ve okula başlayan çocuklar kendi ana dillerinde olmayan bir dille başlıyorlar. Burada işte Kürtçe, Lazca, Ermenice, Çerkezce ve daha sayamadığımız birçok dil ve lehçe de çocuklar okula gittiklerinde kendi ana dillerinden farklı bir dille eğitime başlamalarından kaynaklı hem psikolojik hem akademik olarak geriden başlıyorlar bu sürece, eğitim sürecine. Tabii ki kendi dillerini öğrenmeleri en temel hakları. Yine Tayyip Erdoğan Almanya'da söylediği ifade şuydu: çocuklar kendi ana dillerini öğrendiklerinde işte mevcut sistemin dilini öğrenerek, Almanya için söylüyor bunu, Almancayı da daha iyi öğreneceklerini iddia ediyor. Biz de aynısını söylüyoruz. Türkiye için de aslında bunun geçerli olduğunu ifade ediyoruz. Bütün çocukların başta kendi ana dillerini öğrenerek, tabii ki ortak bir dil üzerinden eğitim süreci sürdürülebilir. Ama her çocuk okula başladığında mutlaka kendi ana dilinde eğitime başlamalı ve kendi ana dilinde eğitim görebilmeli. Kendi ana dilini iyi öğrendiğinde diğer ortak dili, işte bugün okullarda verilen eğitim dili Türkçe'yi de gayet daha iyi anlar ve daha iyi yorumlayabilir. Bunu nereden söylüyoruz? Bunu uluslararası düzlemde yapılan sınavlardan da bunu görüyoruz. PISA sınavlarından, TIME sınavlarından görüyoruz bunu. Çocukların okuduğunu anlama konusunda çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu sonuçlar bize bunu gösteriyor. Bu da Türkiye'de ana dilinde çocukların kendi dillerini öğrenemediklerinden kaynaklı. Eğitim dilini de aslında evet iyi okuyabilirler ama okuduklarını anlayamıyorlar. Bunun altında yatan en büyük nedenlerden biri de Türkiye'de ana dilinde eğitimin olmaması. Tabii ki bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz. Evet, hükümet belki çözüm sürecinde buna ilişkin göstermelik bir adım attı. Okullarda seçmeli ders adı altında ana dilinde eğitimin verildiğini şu an belki iddia ediyor ama bir halkın dili, halkların dili, bu işte Kürtçe olabilir, Lazca olabilir, Çerkezce olabilir, halkın dili seçmeli olarak bu halka verilemez. Evet, başka bu dili bilmeyenler için, ana dili bu dil olmayanlar için belki seçmeli ders olarak bu yapılabilir. Ama ana dilinde eğitim seçmeli değil, temel bir hak. Okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede bu hak verilmeli ve bütün çocuklar kendi ana dillerinde eğitim görebilmeliler. Halkın kendi ana dilinde kamu hizmeti alabilmesi halkın temel hakkı ve bu hak bu şekilde sağlanmalı.